Namur Master programından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Sefo. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Biz Sefo ile ilk defa tanışıyoruz. Evet. Kısmet bu canlı yayında. Bugün. Bu programda oldu. Selma Şentürk'e çok teşekkür ediyoruz. Evet. Selma Şentürk de ortak arkadaşımız. Onu da çok seviyoruz. Buradan onu da söylemiş olalım. Evet. Selma ablaya selamlar. Selamlar. Şimdi abla demeyecektin. Selma Şentürk diyecektin. Ama benim yaşım küçük. Ben de küçüğüm. Büyük müyüm yani? Şimdi ben abla diyor muyum yani? Ben biraz 23 yaşındayım o yüzden. Ben 24 zannediyordum seni. 24 olacağım. 98'liyim. Ha, 24 oldun. Oldun mu? Tabii abi. 2022'ye girdik ya. Mart'a gelmedik o yüzden. Mart'ın kaçında? 16'sı. Balık burcu. Balık burcusun. Duygusalsın o zaman. Yükselenim ikizlermiş. O yüzden tam emin olamadım. Ama duygusal bir tarafım da var tabii. Ha, ne güzel. Şimdi tabii senin bu affettim şarkısı yine ortalığı kasıp kavuruyor. Dün romantik bir radyoda dinledim. Selma'ya mesaj attım. Dedim ki ya Sefo dedim. Şeyleri ne derler ona? Ezberleri bozdu. Romantik radyolarda bile çalmaya başladı. O da şaşırdı. Ya ben onlara çalın demiştim ama espri yapmıştım falan dedi. Evet. Çaldı evet. Şarkının video klibini izleyelim sonra sohbetimiz başlasın. Tamam. Sefo konuğumuz affettim sizlerle birazdan buradayız. Hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Affettim şarkısı biraz önce de söylediğim gibi biraz geç de olsa herhalde senin beklentilerini karşıladı diye düşünüyorum. Ya benim şarkılarım sonradan açılıyor zaten. Ben öyle hissediyorum. Yani birkaç hafta sonra açılıyor. Bu da öyle oldu. Birkaç hafta sonra şarkı kendine geldi ve dinlenmeye başladı. Bir güzel. Önceki şarkı, bir önceki şarkı Sefo. Bilmem mi? Bilmem mi? Senin bir sosyal medya yayının vardı. Orada şarkıyı yanlış anlayan insanlara düzeltme yapıyordun. Düzeltme yaparken bayağı bir düzeltme yaptın. Ondan sonra viral bir şekilde. Yok. Daha hiç düzeltemedik. Orada koptu kayış işte. Evet ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İnsanların da demek ki buna bir meyli varmış yani. Yani oturdu. Tam olarak öyle oturdu. İnsanlar da hoşuna gitti galiba. Konserlerde o şekilde bir tepki aldık. Ya ne konserleri? Ben şimdi mesela bir yerlerde çalıyorum. Ondan sonra orayı bir kısıyorum. Herkes evet. Öyle diyor. Bir gün bir belediye konserindeyim. Tıklım tıklım ama nasıl 30-40 bin kişi falan. Bir kıstım böyle oldu falan. Dediler ki başkan seni çağırıyor. Allah Allah niye çağırıyor? Gittim. Bu arada uzun bir şarkı koydum. Koştum gittim konser öncesinde. Söylemeyeyim kimin konser hoca. Ya dedi neden dedi küfür ettiler sana dedi. Bana etmiyorlar. Babam da öyle diyor. Niye insanlar sana küfür ediyor? Ya ne güzel bir şey ya. Bu Z kuşağının etkileşimde bulunması, bir katkıda bulunması, espriler yapması muhteşem bir şey. Evet, etkileşimdeyiz bir şekilde. Evet. Ben de yaşım gereği sosyal medyada kullanıyorum. Aktif bir şekilde 23 yaşındayım. Oradan o şekilde birbirimizi yakaladık diye düşünüyorum. Muhteşem. Çok soru var. Gelen sorular da var. Sana onlardan da hemen patır patır sormak istiyorum. Mesela senin en çok nereli olduğunu merak etmişler. Ailenle aranın nasıl olduğunu, kaç kardeş olduğunu, nasıl bir aile yapısı olduğunu merak etmişler. Herhalde bunları hiç konuşmuyorsun. Yani sormadılar. Konuşmadılar. İlk defa soruldu. Konuşacağız. Evet. Samsunluyum. Samsun'da doğdum. Babam Trabzon'da doğmuş, büyümüş. Hmm. Samsun'da sonradan Samsun'a taşımışlar. Babamın ikinci evliliği benim annem. 6 kardeşiz. 3'ü annemden, 3'ü ilk evliliğinden. Bu şekilde tek erkek çocuğum. Başka ne söyleyebilirim? Yani yeterli zaten. Samsun'da doğdum, büyüdüm. Samsun'a gidiyor musun? Samsun'a gidiyorum. Gitmeye çalışıyorum. Şu dönem birkaç gidemedim ama planım var. Mart ayında gideceğim. Konser oldu mu hiç Samsun'da? Samsun'da çok güzel bir konserimiz oldu. Bayağı kalabalıktı. Samsunlular biliyor mu senin Samsunlu olduğunu? Samsunlular biliyor. Trabzonlu olduğunu aynı zamanda. Yani bir tarafımın Trabzonlu olduğunu bilmiyor olabilirler. Samsun ön planda oldu daha çok. Evet. Ailen şarkıcı olmana nasıl baktı? Sen bir taraftan okuyordun. Tabii. Bir taraftan besteler yapıyordun anladığım tabii. kadarıyla. Yani, en başa birazdan döneceğim ama şarkıcı olmana nasıl baktı? Sıcak baktılar mı? Karşı çıktılar mı? Biraz kaygılıydılar tabii ki. Yani hani sonuçta her genç isteyebilir bunu. Şarkı yapıyorum, şarkıcı olacağım. Onlar da tabii daha çok garantici yaklaşmak adına pek olumlu değillerdi. Ama sonradan istediklerimi ve yaptıklarımı görünce onlar da destekçim oldu.
Belki de popüler olmasaydın senin kafanın etini yiyeceklerdi, ben sana söyleyeyim. Tabii. Bu okula niye bırakıyorsun tabii. Ya da işte okula niye devam etmiyorsun bilmem ne filan. Okulda hangi bölümü okuyordun? Uluslararası ticaret. Uluslararası ticaret. Ticareti seviyorum. Babamın dükkanında çok çalıştım küçükken. Ticarete kafan basıyorsa o zaman ekonomini de kendin yönetiyorsundur. Tabii. İlk kazandığın parayla ne aldın? Hatırlıyor musun? Yani ilk kazandığım para alacağım bir şey için birikiyordu yani. Yani ilk biriktirdiğim parayla mı? Evet. Ne aldım? Ben yatırım yaptım. Ben ayakkabı almıştım mesela. Ha, ben yatırım yaptım. Ben daha küçüktüm. Sen yatırım. Ben yatırım yaptım. Gayrimenkul. Gayrimenkul değil. Peki, arsa. Enerji sistemleri. Oo. Güneş enerjisi. Vay, çok iyi ya. Bu yaşta süper valla. Peki nasıl? Karlı bir yatırım oldu mu? Olacak. Yatırmaya devam ediyoruz. Bittiği zaman karlı bir yatırım olacak. Bizim de burada güneş enerji sistemi var. Süper. Yani elektriği oradan olması gereken o aslında. Aynen. Avrupa'da çok insanlar çok fazla kullanıyor. Evet. Ülkemizde biraz az var. Evet. Sonuçta güneş doğuyor her gün. Evet. Ve batıyor yani. Kullanabiliriz onu. O şekilde yatırımların olması önemli bence. Almanya'da yılın 6 ayında güneş var. Bizde 12 ayda güneş var. Ondan sonra fakat Almanya %80'i de güneş enerjisi kullanıyor. Hollanda her yer öyle. Gibi yani. Rüzgar panelleri. Rüzgar panelleri, güneş. Yani enteresan. Ülkemizde şimdi Arçelik'le yaptık biz. Arçelik'i de bu konuda tebrik ediyorum. Merak edenler Arçelik'i danışıp bu işe girebilirler. Çok güzel bir sistem uyguluyorlar. Haberiniz olsun. Biz oradan yaptırdık. Söylemekten de çekinmiyoruz. Bilmem minin bu kadar patlayacağını tahmin ettin mi? Etmedim. Ha, şimdi bu kadar. Şimdi konuşmayalım. Keşke ettim deseydi, biraz da olsaydım ya. Yani emindim şarkıdan. İlk çıktığı zaman yani içim rahattı. Evet. Güveniyordum şarkıya. Hı hı. Bir şekilde yolunu bulur diye düşünüyordum. Evet. Ama bu kadar çok etkileşim alacağını düşünmedim. Tahmin etmedim açıkçası. Ben bir şey söyleyeceğim. Toz Duman. Önce Bonita, sonra Toz Duman, sonra Bilmem Mi. İlk Sıralama... Toz Duman, sonra Bonita, sonra Bilmem Mi. Toz Duman, Bonita, Bilmem Mi. Aynen. Bu üçü sanki aynı anda çıktı gibi geldi bana. 15 gün arayla çıkarttım. Ve ben üçünü birden çalmaya başladım. Ya dedim ki nasıl olacak bu iş, nasıl yapacağız? Hani diğer tarafta Rain Man etkisi var. Biraz şeye çıkmaya başlamıştı, ön plana çıkmaya başlamıştı. Ama sen çok zekice bir hareket yaptın. Bilmem Mi'yi hemen arkasına yapıştırdın. Evet. Dedin ki yani bu rüzgar devam etsin. Bu şeyi bozmayayım. Ya da herhalde hiç bunların hiçbirisini düşünmedim. Ben öyle düşündüm. Rüzgar olarak düşündüm. Direkt böyle etkileşimde kalmak adına düşündüm. Bilmem Mi, ama Bilmem Mi patladıktan sonra diğer şarkılar daha çok dinlenmeye başladı. Aynen. Eski şarkılarım yani. Hani 2019 yılında çıkarttığım şarkı iki katı daha fazla dinlenmeye falan başladı. Peki bir şey söyleyeceğim. Tüm şarkıları etkisi oldu. Ama o ana kadar, bu arada senin Youngstar'ını falan hep çaldım ben. Biliyorum. Ben öbür taraftayken de bilmem ne, aynen. Fakat şunu söylemeye çalışıyorum. Rain Man'in ne etkisi oldu? Nasıl bir etki? Yani Rain Man bir ivme kazandırdı mı sana? Yani tabii ki o de. O düet. Tabii ki de kazandırmıştır. Ama öyle hissedilir işte Rain Man'le yaptığımız parçadan sonra hayatım değişti gibi bir durum yok tabii ki de. Güzel bir şarkı ortaya koyduk. Belki bir tane daha yaparız sonra. Evet. Bu şekilde de hani onu düşünmedim aslında. Ne kattı, ne verdi, ne aldım, ne vereceğim falan. Şarkı senin de ama. Pek hesap yapmadım yani o konuda. Şarkı benim de. Yani. Ben bitirmiştim. Sonra tanıştık. Hadi dedik yapalım. Remix olacaktı aslında. Sonradan dedik ki remix olmasın, direkt böyle çıksın. Hmm. Bu şekilde. Senin tarzını da insanlar merak ediyor. Kafalar karışmış. Tabii Youngstar ve öncesinde rap yapıyordun. Sonra burada biraz böyle reggaeton'a döndün. Hani evet. Ezel altyapıları da ona benzer ya işte şeye. Bob Marley altyapıları diyelim. Reggaeton dediğimiz tarza. Benimki şimdi sen çok... rapçi misin, reggaeci misin? Yani kulağıma hoş geleni yap. İstediğimi yapıyorum. Yani bir beat'i dinliyorum. Trap'tir, pop'tur, latindir. Yani aslında pek şeyimde değil, umurumda değil. Bir yere takılmıyorsun. Hissettiğini yazıyorum. Hani rap yapacağım ya da başka bir şey yapacağım anlamında değil de. Peki bir şey söyleyeceğim. O zaman bir tarza bağımlı değilsin ve bu tarz olacak illa diye de tutturmuyorsun. O evet. Anda ne içinde mesela atıyorum bir funk yapabilirsin veya ne bileyim tabii. Bir rock yapabilirsin. Tabii.
Mesela... İçimden gelen neyse onu yapıyorum, onu yapmaya çalışıyorum. Çünkü bir yere bağlı kaldığın zaman hani bir sınırda olmak istemiyorum. O zaman şöyle diyebiliriz. Sefo şarkıcı, rapçi değil. Aynen, Sefo. Yani sınırlandırmasın insanlar rapçi diye. Tabii ki. Rap de yaparım, pop da yaparım. Günün popüler sound'ı neyse onu da yaparım diyorsun. İstediğimi. Aa güzel. Hangi ünlüyle düet yapacak ya da yapmak ister sorusu vardı. Şuradan devam edeyim ben. Türkiye'den. Keşke yurt dışından olsa. Mesela Justin Bieber'la falan yapsan. Justin düşünmedim. Jennifer. J Balvin olabilir. Ha, güzel olur. Bad Bunny. Güzel. Güzel olur. Güzel. Kanye West falan. Olabilir yine. Ama biraz delirdi o son zamanlarda. Ya Kanye West ne demiş biliyor musun? Ya demiş ki neden demiş benim yorumlarımın altına şeylerim var. Türkçe, yabancı. Türkçeler demiş ki yani bilmediğim bir değil. Şey geliyor demiş. Yorumlar geliyor evet. Demiş. Ama Kanye West ayıp ettin bak. Bizim de starlarımız seninle bu yorumu yapmadan önce düet yapabilirdi ama bu yorumdan sonra şu anda... İstemiyorum. İstemiyor Sefa. Kanye West gelse de hayır. Evet. Bunu manşet yapalım. Evet, en kötü huyun ne? En kötü huyum? Çabuk sinirleniyorum. Öyle bunu mi? Sevmiyorum. Hızlı sinirleniyorum ama mantıksız bir hareket yapmıyorum tabii ki. Hemen ardından dönüşüyorsun. Yani sinirli oluyorum. Sinirli bir insana dönüşmüş oluyorum o an. Hmm. Ateşleniyorum hemen. Şarkıcılığa ve besteye ne zaman başladın? Yani lise zamanlarında yazıyordum. Kendi sözlerimi yazıyordum. Hmm. Ama profesyonel olarak son 3 senedir diyebilirim. Son 3 yıldır? Son 3 yıldır. Yani işim, mesleğim olarak yapıyorum. Örnek aldığın birisi var mıydı? Hayranı olduğun ve onun izinden gideyim dediğin. Öyle bir isim yok aslında. Tek bir isim yok. Yine herkesin iyi yönlerinden, hoşuma giden taraflarından azar azar bir ortaya bir karışım yapıyorum diyebilirim. Ne güzel. Gözlemliyordun herkesi. Evet, evet. Süper. Peki... Ya bunu sormayayım. Ne çok merak ettim. Sanatçılara beste yaparken ilham geliyormuş ya, sana da otobüste geliyormuş muhabbetim. Metrobüste. Ya sadece orada mı yapıyordun yani? Hayır, işte öyle anlaşıldı. Geçen programda öyle söyledim. Herkes seni ondan sonra metrobüste aramaya başlıyor. Metrobüste söz yazıyorum falan. Metrobüste biniyorum söz yazmak için. Öyle değil de orada çünkü uzun bir zaman ama. 1,5 saat yolculuk yapacağım. Yani bazen uyuyordum, bazen söz yazıyordum, bazen ödevimi yapıyordum, bazen başka bir şey. Yani o 1,5 saatte bir şey yapmam lazım çünkü. Tabii canım insanlar yani insanlar kitap bitiriyor, tabii. Proje bitiriyor. Ben de ders çalışırdım. Hep de yola bırakırdım şeyi, dersleri. İşte ben de biraz ders değil de söz yazdım. Söz yazıyordun ama tabii en çok ilhamın geldiği şey kendinle baş başa olduğun zamanlardır herhalde. Şu an biraz daha öyle ama bazen böyle zor koşullarda daha hani bir şey yapıyorum, başka bir şeyle ilgilenmem gerekiyor. Aklıma bir şey geliyor. Onu kaydediyorum hemen böyle telefona. Hmm. Bazen o anlarda geliyor yani. Güzel. Kaydetmeyince de gidiyor. Tahmin ediyorum. Ben de hemen not alıyorum. Aklıma bir şey geliyor. Sonra unutuyorum. Şarkıcı olmadan önce ne tarz şarkılar dinlerdin? Her tarz dinliyordum. Yine buna da aynı cevabı vermiş olacağım ama. Direkt kafadan kulağıma arabesk diyebilirsin. Konuyu kapatabiliriz. Arabesk değil ama. İşte bu olmadı. Şu an bu cevaptan memnun kalmadım. Ben mi? Reggaeton diyebilirim ama çocukluğumdan beri reggaeton dinliyorum. Daddy Yankee, Sean Paul. Güzel. Çok güzel. Normal. Evet, evin içinde orta sehpa vardı. Onun etrafında dönüyordum. Ya. Dale Don Dale'yi dinlerken. Çok güzel. UB40 falan vardı. Ne oldu onlar? Duruyor mu acaba? Onlar bilmiyorum. Takip edelim. Onlar da reggae müziği yapıyorlardı. Şöhretin getirdiği ve götürdüğü şeyler neler? Ya getirdiklerini herkes tahmin ediyor, biliyor zaten. Paradır. İşte hayranlık. İlgi, alaka. Götürdükleri de güven gibi hissediyorum şu an. İnsanlara pek güvenilmiyor. Ben senin ama yerinde genel olsam... Olarak... Pardon. Lütfen. Ben bitirdim zannediyorum. Özür dilerim. Genel olarak. Unuttum şu an onu. Ben senin yerinde olsam. Senin bir kız arkadaşın var mı? Şu an yok. Ben senin yerinde olsam. Şimdi bir kız bana baktığı zaman derim ki ulan bana mı bakıyor? Sefo'ya mı bakıyor? Bilmem miye mi bakıyor? Affettim miye mi bakıyor? Tam olarak böyle, öyle. Oluyor öyle, mu sana? Tabii öyle. Ya ben öyle düşünüyorum. Yani o yüzden fazla tanışma görüşme olmuyor. Evet. Sıkıntı. Ama, olmak istemiyorum, ünlü olmak istemiyorum falan. Ama bir şey söyleyeceğim.
etrafından da seni seven kitlelerin ayrılmadığını görüyorum. Ben takip ediyorum seni. Sen beni takip etmediğin için benim takip ettiğimi sen görmüyorsun. Şimdi takip ettim az önce. Sefo beni takip etti. Sefo vurdu ve gol. Gerçekten çok zor bir durum. Yani her şeyin bir gülün dikeni gibi her şeyin bir zorluğu var. Her işin kolay yönleri, zor yönleri. Bunun da o tarafı biraz sıkıntı. Bence şöhretin en büyük dezavantajı şu olabilir. Bir gün şarkı tutmayınca ne olabilir düşüncesi. Tabii onun da psikolojisi var sonuçta. Şarkı yapıyorsun, üretiyorsun. Önceden mesela çok nirvanaları yaşadıysan sonrasında azalması seni psikolojik olarak kötü de etkileyebilir. Evet. Yani psikolojisi sağlam birisinin buna sahip olması gerekiyor. İşte tam da bu noktada şunu soracağım. Şöhreti yönetebiliyor musun? Yönetmeye çalışıyorum. Yönetmek istiyorum. Heh. Buradan da şuraya giriyorum. İşte Serdar gibi, Ayro gibi, işte Selma Şentürk gibi, işte menajerin gibi, işte yapımcı beraber hareket ettiğin yapım firması gibi, evet. İşte ailen gibi, etrafında, çok yakınında, sürekli dirsek temasında olduğun insanlar var ya. Var. Onların bu yolda yani şöhretin yönetimi konusunda sana desteği oluyor mu? İşini kolaylaştırıyor mu? Tabii ki. Onlar çok doğru insanlar olması gerekiyor değil mi? Tabii onların yani biraz da yaşanmışlık olması gerekiyor. Şu an yeni tanıştığım biriyle hemen çalışmaya başlayamıyorum. O yüzden eskiden yanımda olan arkadaşlarımla devam ediyorum. Şirketim var Sony. Hı hı. Sony ile beraberiz. Güzeliz, devam ediyoruz. Güveniyorum onlara. Onlardan fikir alıyorum. Alışveriş yapıyoruz. Hepsine selam olsun burada. Evet. Şimdi rap müzikte şöyle bir şey var ya da yeni nesil müzikte şöyle bir şey var. Dijital platformlarda bir takım şeyler var. Dijital platformlarda kendilerini gösteriyorlar. Fakat tabii bu her zaman dijital platformda bir adam var olmuyor. Onu görüyorum. Çok örnek vermek gerekirse vermeyeyim şimdi sen de burada olduğun için yanlış anlaşılır. Bir arkadaşımız yıllar önce ortalığı kasıp kavuruyordu. Bugün yok. Çünkü o arkadaşımızın mesela radyosu da olmadı sonradan. Müzik televizyonu da olmadı. Yani burada hem dijital mecra ile hem de geleneksel medyanın beraber yürümesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dijitalde hunharca, canavarca bir tüketim var. Ve yeni birisini hemen senin yerine koyabiliyorlar. Tabii ki. Yani o listelerden görüyorum ben de onu. Aa diyorum birisi daha gelmiş. Ondan sonra bir bakıyorsun bir yıl sonra, iki yıl sonra onlar daha çok ilgi görürken bir yıl önceki daha az ilgi görmeye, iki sene sonra da falan filan. O yüzden mesela bu bütün operasyonu düzgün yönetmek lazım diye düşünüyorum. Tabii mesela düşünmek, bu yolda planlamak çok lazım. Adımlar attın. Teşekkür ederiz. Radyolara falan da gidiyorsun. Gidiyorum, bunu çok gitmeye beğendim. Çalışıyorum. Sonuçta bizim de şarkılarımız çalıyor. Biz Hı-hı. dinliyoruz. İnsanlar bizi merak ediyor. Sordukları sorular var. Dinleyiciler Hı-hı. orada merak ediyorlar. Onlarla bir etkileşime geçmiş oluyoruz. Yeni insanlarla tanışıyoruz. Aynen. Süper bir şey bence. Şimdi yani imkan varken yapmaya çalışıyorum. Sonuçta konser temposunda gelemiyoruz, gidemiyoruz ama şu an mesela bir boşluğum vardı. Hemen değerlendirdik ve seninle burada tanışmış olduk. Güzel oldu bence. Harika. Ben de gerçekten seni merak ediyordum. Tanışmış olduk, güzel oldu. Gıyabında da çok çok konuşmuştuk. Şimdi bir ara verelim istersen. Soluklan. Olur. Sonra sorular devam edecek zaten. Soru bitmez gördüğün gibi sayfalarca soru var yani ondan sonra. Tatlı sorular ama. Süper. Sorularımıza devam edelim. Hemen hızlı hızlı devam edelim. Hayatta olmazsa, hayatta olmaz olmaz dediklerin. Olmazsa olmaz. Yok, olmaz olmaz. Asla olmaz dediklerinin olması lazım bu. Nasıl yani? Asla olmaz. Yani bunu yapmam, hayatta bunu yapmam. Çok şey vardır ya. Hmm. Yükseklikten korkarım. Yüksek bir yerde oturmazsın o zaman. Yani uzun soluklu oturmayabilirim. Şu ama anda bir arkadaşım 40. varsa... katta oturuyor. Yok değilim. Normal yerdeyim. Evet. Villa tipi bir evde oturuyor. Ama siz müzisyenler öylesiniz. Öyle yani. Olması lazım. Çünkü ben çok sesten yana sıkıntı yaşadım. Yaşamak istemediğim için böyle evlerden uzak bir ev buldum kendime. Anadolu'da mı? Anadolu'da. Anadolu'da. Beykoz'da. Beykoz'da. Abi bize yakınsın o zaman. Nerede abisin? Evde ya şu anda Beykoz'dayız ya. Evet aslında. Evet. 20 dakikada geldim. Biraz tepede. Ha, anladım. Tam lokasyon vereceğim çünkü şu an. Vay. Biraz daha devam edeceğiz. Ya benim de hiç zengin arkadaşım yoktu şu anda. Evet. Var var orada şey var. Ertuğrul Özkök var. Orada oturmuyorum. Orada oturmuyor musun? Ha, anladım. Biraz oraya daha yukarıda. Yakın. Tamam. Dün Ferhat Göçer buradaydı. O da oralarda bir yerde oturuyor. Olabilir. Gün yüzünde oturuyor.
Ay adamın nerede oturduğunu söyledi. Neyse kapatalım bu konuyu. Evet. En sevdiğin yemek ne diye merak etmiş. Etli lahana sarması. Etli lahana sarması. Ya güzel. Ben de severim. Sarmayı bazıları öyle bir yapıyor ki acayip. Annem. Ya. Ben seviyorum yani annemin yaptığını. Süper. Yoğurtla beraber güzel oluyor. Dönüm noktan ne oldu? Bilmem mi? Bilmem mi oldu. İlk hissettiğim derdi neydi? İlk dinlenen şarkım, ilk milyon olan şarkım derdi neydi? Sonrasında bilmem mi biraz daha ortalığı değiştirdi. Yok ya Young Star da şey yaptı, ilgi gördü. Yani çok değil, ses getirmedi o kadar uzun. Ha, evet. Ben çaldım Young Star hatırlıyorum. Keşke almasaymışım falan diyor. Adam inanmamış ki şarkıya. Ya inanmadık değil de aslında insanların kendisinde bir şey bulacağı şarkı değildi. Bilmem mi evet. Biraz daha hani piyasa. Dinlediği zaman aynen öyle diyebiliriz. Young Star biraz da kendimden bahsettiğim bir parça olduğu için dinleyenler de tamam okey sen olsun diyebilir ama kendisini göremediği için o kadar fazla dinlenmedi. Yalnız ben bir şey söyleyeceğim. Çok güzel söz yazıyorsun. Yani çok değişik, farklı bir kafada söz yazıyorsun. Senin sözlerin çok güçlü. Allah'ım benim de telefonum hiç durmuyor. Bu telefonu biraz önce kısmadın mı sen abi? Uludağ'dan kestaneci Yaşar beni arıyor. Efendim Yaşar'cığım. Efendim Yaşar. Enes Batur. Selamlar. Enes yayındasın şu anda. Biz de Sefo ile yayındayız. Sefo. Sefo mu? Bir dakika veriyorum. Bir dakika veriyorum Sefo'yu. Alo. Enes sen misin? Ben de hiç beklemiyordum. Canlı yayında olduğumuzu söyle küfür etmesin. Canlı yayındayız evet canlı yayındayız. Sakın küfür etme Enes. Enes normalde zaten çok küfür eden bir insan değil diye. Ya de görüşeceğiz de ne istiyorsun tamam. İstanbul'dan de. Ne istiyorsun? Teşekkür ederim. Uludağ'da mısın sen? Kendine çok iyi bak. Tamam kankam görüşürüz. Görüşürüz. Kadir abi bak Ece ablamın da bir selamını. Merhaba merhabalar. Merhaba Ece ile Ece de şu anda yayınımıza katıldı. Seçkin. Ece Seçkin değil öbür Ece. Ece Nazıçay. Sefo. Çok selamlar. Çok selam söylüyor size de. Biz de şu anda Number One Türk FM'de canlı yayındayız Sefo ile. Çok selamlar herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Oradaki herkese selamlar. Biz de geleceğiz en kısa zamanda. 12'sinde oradayım. Bay 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 bay. Abi Uludağ'daki heyecan bile. Sana bir şey söyleyeyim. Nasıl bir sürpriz yaptım sana ya? Sürpriz mi? Ha? Güzel gelişti. Ne yapayım? Ha tamam. Sürpriz efsane değil miydi? Evet. Ya keyifli. Bizim orada kestaneci Yaşar var. Kestane satıyor. Uludağ'da. Uludağ'da abi. Böyle mobil kestane satıyor. Bizim süper. Montu giyiyor, şapkayı giyiyor. Ah, ondan sonra dün beni aradı abi dedi bütün fenomenler burada sen niye yoksun? Ben dedim ki ya bizim dedim Ufuk yapıyor o işi. Biz normalde White Fest'i yapıyorduk. Onlar da Winter Fest'teler. Onlar başkalarıyla çalışıyor dedim. Ondan sonra neyse dedim o yüzden yokuz falan filan. İşte abi dedi Enes Batur buradaydı falan. Ya onlara çok selam söyle dedim. Hatta dedim yarın bizim Sefo gelecek. O da dedim 12'sinde orada olacak dedim. Sen 10'unda ve 12'sinde mi oradasın? 12'sinde oradayım. 12'sinde oradasın. 12'sinde oradayım. 2-3 günde kalacağım orada. Biraz tatil yapacağım. Evet. Kayacağım. Ondan sonra dedi ki abi dedi yarın dedi ben dedi onlarla beraberken arayacağım seni dedi ve program saatine denk geldi. Aa süper. O yüzden açtım ben evet. Aslında. Beklemiyordum hiç Enes'i. Şimdi Enes de şaşırmadı mı? O da şaşırdı. Ben de şaşırdım. Sen misin hala? 100 yılın bombası. Evet. Ece Seçkin'le geçen konuştuk. Korona evde yatıyordu o da. Çok geçmiş olsun. Evet yeni şarkısını yayınladı o da. Ondan sonra. Hemen devam edelim. Yani tabii güzel tatlı bir sürpriz oldu. Evet Enes. Enes Batur'a. Enes Batur da güzel şarkılar yapıyor. Yapıyor o da yapıyor. Ama biraz daha içerik üretmek adına yapıyormuş gibi. Hani ben öyle evet. Bir iddiası olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Evet evet. Ya yani şarkıcılık iddiasında olduğunu ben de düşünmüyorum. Aynen. O yüzden sıkıntı yok. Evet. Sıkıntı yok yani rakibim olamaz. ya, o anlamda değil ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Dışarıdan beri çok soğuk geliyorsun ama çok espiritüel, çok güler yüzlü. Ya aslında biraz daha alışsak yani seninle tanışıyor olsak burası daha böyle başka geçerdi ama yavaş yavaş evet. Bir dahaki programlar artık. Süper. O zaman benim kanala bundan sonra bir program çekelim bir 10 dakika. Orada biraz espri çekelim, konuşalım. Çekelim. Tamam. Çok güzel şeyler var burada. Çok güzel sorular var. Rapçilerin autotune kullanması hakkında ne düşünüyor demiş birisi.
Yani rapçiler kullanmıyor sadece. Kullanmak isteyenler autotune'u kullanabiliyor. Yok, başından sonuna kadar kullananlar demiş. Autotune'u tabii herkes kullanıyor da. Başından, şarkının başından sonuna kadar fazla kullanım. Ya o da bir tarz meselesi. Yani o sound nasıl duymak istediğinle alakalı. Hmm. Sonuçta her şey düzeltiliyor. Hani autotune olmasa da Melodyne'la zaten vokal toparlanıyor. Hani autotune'u duymadığın zaman bu ses okunmuş, gerçekten okunmuş bilemezsin. Stüdyo kaydı olduğu için. Hani her şekilde bir toplama olduğu için autotune benim için biraz daha o kattığı hava, o tune etkisi, biraz daha elektronikleşmesi. Bazı şarkıda tabii şarkıdan şarkıya kullanıp kullanmadığım bir şey. Evet. Mix tekniği diyebilirim. Mix tekniği. Benim için. Bu arada Sefon'un normal sesi duyduğunuz gibi ama şarkı söylerken şöyle bir oluyor. Bilmem mi zor günlerimde yanımda. Sesin neden böyle oluyor? Ya vokal, o da bir vokal tekniği. Hani daha ince kullandığım vokaller de var. İhtiyacım yokun nakaratı mesela çok ince bir sesle. Toz Duman da biraz öyle. Bilmem ne öyle. Evet. Youngstar başka bir. Hani her birinde farklı 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 tatlar arıyorum aslında. Evet, doğru söylüyorsun. O şekilde. Ama sıkılmıyor insanlarda diye düşünüyorum. Yok, hayır, çok sevimli geliyor. Bu bilmem mi affettim falan var ya, o yani enteresan bir şey. Bir de sanki böyle 35 yaşında bir adam bu şarkıyı evet söylüyormuş gibi oluyor. Sen de böyle şey duruyorsun ya, böyle cool duruyorsun filan. Halbuki 23 yaşında bir arkadaşımız ve sesini muhteşem kullanıyor. 2020'nin 2021'e bağlayan bu aralıkta son 8 ayda bu işin yani müzik dünyasındaki kralı benim diyebilir misin? Demem. Bana ne ya? Hani kim kral oluyorsa olsun. Ben bak demem. Şarkı ödülü aldın. Aldım. Ediz'le beraber aldın. Evet. Yılın en iyi şarkısı. Evet. Ediz bizden de ödül almıştı bu arada. Number One Video Müzik Ödülleri'nden de almıştı. Ondan sonra şarkı ödülü aldım. Bir de en iyi rap sanatçısı. Rap sanatçısı ödülünü aldım. Evet. Dolayısıyla ama kral benim falan. Ben polemiğe girmiyorum. İş üretiyorum. Yapıyorum. Müzik yapıyorum. İnsanlar dinliyor. Beğeniyor. Beğenmeyen beğenmiyor. Yorumunu yapıyor. Pek yani o taraflara girmek istemiyorum. Buradan bir şey çıkmadı. Ya kral varsa çıksın, kralım desin. Sıkıntı yok yani. Hani her gün değişen bir şey. Evet. Şimdi hediye almayı sever misin? Ya da hediye vermeyi sever misin? Gerçi herkes almayı biraz sever. Şey hissettiriyor. Bir minnet oluşturuyor insanda. O duyguyu sevmiyorum sadece. Hani bir teşekkür etmen gerekiyor ve o sıra insana, karşı tarafa bir şey oluyor. O hissi sevmiyorum. Yani o yüzden kabul ederken biraz şey oluyorum. Değişik hissediyorum açıkçası. Geriliyorsun. Bir yandan hoşuma gitmiyor, bir yandan da mutlu oluyorum. Böyle bir arafta bir duygu aslında benim için. Peki doğum günü partisi falan hazırlıyorlar sana. İşte bir sürpriz parti falan. Ondan sonra gerçekten haberin olmuyor. Bir giriyorsun falan, bir sürü insan toplanmış falan. Mesela bana öyle yaptıklarında üzülüyorum ya, diyorum bu kadar insan, diyorum işi gücü bırakmış gelmiş, eyvah diyorum falan. Nasıl böyle oldu? Bir de diyorum ben bunlara tek tek gitmem lazım. Onlar bana geldi, benim de gittim. Hani benim düğünüme geldiniz, ben de sadece gitmek zorundayım gibi. Böyle şeyler hissediyor musun sen? Ya. Hoşuna gidiyor mu böyle sürpriz partiler? O kadar çok sürpriz parti aslında yapılmadı bana. Yapma ya. Evet. Ya adama bir sürpriz parti yapamam. Yazıklar olsun be. Hatta bu doğum günümde 16 Mart'ta Giresun'da konserim var. Baktık takvimde yazıyor. Sonradan konuştuk ama artık yapalım dedik yani, ne olacak. Belki orada biri bir kutlama sahnede yaparsın. Olabilir. İnsanlarla. Evet. Giresun'da annemin memleketi. Evet. Bulanacaktı. Orada öyle bir etkileşim olmuş olacak. Ne güzel. Harika ya. Çok sevdiğin tarzını beğendiğin rapçiler Türkiye'de acaba var mı? Var. Birkaç tane var. Ezel. İsmi bende kalsın diyormuş. Ezel, Kontkar, Mörda. Evet. Kontkar'ı ben de beğeniyorum ama Kontkar çok üretmiyor ya. Mörda'yı da beğeniyorum. Aslında üretiyor. Çok şarkısı var. Ben hani dinlediğim çok şarkısı vardı. Yani. Öyle mi? Bayağı kataloğu geniş. Ama şu son zamanlarda aktif değil herhalde. Bilmiyorum. Son yeni bir şey çıkardı. O bizim Rap-On listesinde var. Yine albüm falan yapıyor yani. Üretiyor aslında. Evet. Bizim Rap-On listesinde de bir numaradasın bu arada bu hafta. Süper. Bizim Rap-On listesi var. Radyoda ve televizyonda hafta sonları evet yayınlanan. İki haftadır bir numaradasın. Şımarma lan. Evet, evet. Lan şımarma sakın ha. Sefo böyle yapıyormuş. He, ben havaya girdim. Ne zaman bitiyor bu program? Yemek söyleyin bana falan. En büyük hayalin nedir Sefo? En büyük hayalim? Aslında öyle büyük bir hayalim yok. Gerçekten mi? Evet. Çok böyle yükseklerde uçmuyorum.
Ya güzel bir hayat sürdürebilmek, ailemle iyi bir insan olmak. Yani güzel hatıralar bırakmak, geri dönüp baktığımda neden pişman olacağım şeyler yapmamak. İyi bir insan olmak, iyi bir iz bırakmak. Sonuçta yaşayacağız ve bitecek bu vakit bir gün. Ama bizden sonrakiler de beni düşündükleri zaman akıllarına kötü bir şey gelsin istemem. O yüzden bu iz yeterli olabilir, güzel bir iz. Aklıma bir soru geldi, araya sokuşturayım. Çalıştığın müzisyenler işte Ayro Mayro'da olmak üzere senin yaptığın şarkıları, yani sen sözünü yazıyorsun, bestesini yapıyorsun. Onları anlatırken zorlanıyor musun ya da onlar hemen anlıyorlar mı seni? Ya şöyle yapalım, böyle yapalım, yoksa ya ben böyle bir şey yaptım, siz bunu bir evirip çevirip bana bir dinletin mi diyorsun? Nasıl bir tarzın var? Ayro ile direkt birbirimizi yakalıyoruz. Serdar, tanıyorsun sen de abi. Onunla direkt birbirimizi yakalıyoruz, başlıyoruz. O beni anlıyor, ben onu anlıyorum. Şöyle evet. Yapalım, böyle olsun. O bana geri dönüş veriyor, ben ona veriyorum. O şekilde ilerliyoruz ve şarkı bitiyor. Harika. Yani aynı Ayro'ya da çok olmak... selam olsun buradan. Onu çok seviyorum. Beraberiz. Serdar'cığım ben de sana çok selamlar iletiyorum. Ayro'cum sana çok... Bir ara komşum da benim gitti ya. O da şeydi, evet, Beykoz'da. Evet. Gitti. Böyle köpek dolaştırırken karşılaşıyorduk. Kadıköy'de miydiniz? Evet, evet. Oradaydık. Bütün fenomenlerin olduğu yerde. Cellat gitti, herkes gitti. Ama onun dışında var ya şey oluyordu böyle. Orası konser yeri gibi oluyordu. Orası. Herkes tabii, video çekiyor. Herkes çözmüşlerdi onların orada olduğunu. Bu fenomenlere şarkı söyleme durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Beğendiklerin var mı içinden? Beğendiklerim oluyor. Yanlış bulduğum bir durum yok bu arada. Hani sonuçta bir şey üretiyorlar. Bir şarkı söylemek istiyorlar. Söylüyorlar da. İçlerinden geleni yapsınlar yani. Ben kimseye bunu yapıyor diye bir şey diyemem. Onu, o hakkı da kendimde bulmuyorum. Başarılar diliyorum onlara da. Sefo, ama... yani güzel konuşuyorsun. Yani, yani. Sıyırılıyorum. Sorulardan ya... sıyırıyorum kendimi abi. Bak birçok sanatçının ilk radyo programını beraber yapmışızdır. Yanından tut Aleyna Tilkisi'ne, Emre Aydın'ına kadar filan yani. Senin kadar kontrollü giden ilk defa görüyorum. Samimi söyle. Ya mutlaka bir yerden bir... Ama başka radyoda yapmışsın, o da ayrı konu tabii. O metrobüs oldu bir şekilde. O da kötü bir şey değil, güzel yani. Ben buradan bir şey çıkardım ama söylemem. Sonra aman yapmayalım falan derdim falan. Evet, diğer soruları benim kendi için yapacağım. Birazdan 10 dakikalık yere bırakıyorum. Ne diyorsun? Okey abi. Tamam, birkaç tane daha soruyorum. Elinde sihirli bir değnek olsa, bunu ben kendime de soracaktım ya. Neleri değiştirirdin? Bütün böyle etrafında olup biten şeylere baktığında. Adalet. Adalet mülkün temelidir. O yüzden onu değiştirdiğimiz zaman bir değişime uğrarız diye düşünüyorum. Esenyurt'ta depo durağında hiç indin mi bindin mi? büyük ihtimalle inmişimdir ya. Oralarda çok gezdim çünkü. Bazen şey yapıyordum. Rastgele otobüse biniyordum. Evet. Bir durakta iniyordum. Bir şey geziyordum öyle. Turluyordum. Kulaklık takıp böyle gezmeyi çok seviyorum. Evet. Peki... Bu hayat pahalılığı meselesinde son zamanlarda Cem Yılmaz da başta olmak üzere herkes şikayetçi. Elektrik, doğalgaz ve aynı zamanda yakıta gelen zamlar. Bugün de yine bir 80 kuruş geldi. Böyle olup bitenleri gözlemliyor musun? Bunlara bakıp da sen de dertleniyor musun? Ya tabii da, ki de. Ya tabii da ki de. Etkileniyor musun bunlardan da? Etkileniyoruz da. Hani her şey etkileniyor. Hani bir şeyin bir yerde etkileniyor olması hani herkesin hayatına bir şekilde etki ediyor. Dolar artıyor ama bizim hayat, herkesin hayatı değişiyor. Komple. Yani insanların durumları kötü. Görüyoruz. İnsanlar paylaşımlar yapıyor. Zor aslında bunları düşünmek. Kötü. Zorluk çeken herkese kolaylık diliyorum. Umarım bu günleri de atlatırız. Evet. Yani düzelmeye çalışacağız. Düzeleceğiz inşallah. Evet, öyle bir şey yani. Düzeleceğiz. Ne zaman baba inşallah. Mezara girince mi? Evet. Sevgili Sefo, çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Ve dolayısıyla da iyi ki geldin. Tekrar biz bu yayında bizi buluşturan Selma Şentürk'e teşekkür ediyoruz. Selma Şentürk'ün de Metin Şentürk gibi bir soyadı var ya. Hep böyle yıllarca şey diyorum ya, bu Metin Şentürk dur akrabalığın var mı ya? Yok. Yok, tamam. Bir daha sorayım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim her şey için, beni konuk aldığın için. Ne demek? Dinleyenlere de selam yolluyorum buradan. Kendilerine çok iyi baksınlar. Evet, bir programın da sonuna geldik. Sefo'ya tekrar teşekkür ediyorum. Bir başka programda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.